Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Kurullarının ortak toplantısı Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Sektörün sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, tekstil ve konfeksiyon bizim göz bebeğimiz dedi. Başkanım. Tekstil ve konfeksiyon sektörüne baktığımız zaman 1980 yılında Türkiye'nin ihracatı 2.9 milyar dolardı. 90'lı yıllarda ihracatımız artmaya başladı. 80'li yıllarda biliyorsunuz ihracata dayalı kalkınma stratejisini belirledik. Ve o dönemde Türkiye'yi alıp da bugünlere getiren sektör tekstil ve konfeksiyon sektörüydü. 1990'lı yıllarda 4 milyar dolar olan ihracatımız, bendeki rakamlara göre, bunun içerisinde geri ve alı da var, 29,5 milyar dolara çıktı. Ama şuna katılıyorum, daha da ileride çıkartmalıyız. 2014'lerde 30 milyar dolarları yakalamışız. Artık demek ki bir atılım yapmamız lazım. Bu atılımı nasıl yapacağız? Bu atılımı hep beraber yapacağız. Başkanlarımız belirtti. Devlet olarak üstümüze ne düşüyorsa onu da yapmak için elimizden geleni göstereceğiz. Bu konuda da bir ufak düşüncemiz olmaz. Tekstil ve konfeksiyon bizim bebeğimizdi, bizim ilk çocuğumuzdu. Tekstil ve konfeksiyon bizim hala bir göz bebeğimiz. Hala ihracatımızda, kalkınmamızda en önemli rol oynayan sektörlerin başında. Başkanlarım bahsettiler. Bugün istihdama katkısı çok net ve açık. Katma değer olarak baktığımızda imalat sanayinde en fazla katma değer yaratan sektörlerin başında geliyor. Bu kadar önemli bir sektörü ihmal etmemiz mümkün değil. Baktığınızda şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin toplam ihracatı 168 milyar dolar. Geçen sene %7 arttırdık. Asrı rekorunu kırdık. 2018 yılı Türkiye ekonomisi açısından bakarsak gerçekten Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde gerekli dıştan müdahalelerle Türkiye zor ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldı. Bunlara baktığınızda ben bunun altında gerçek nedenlerin yaptığını aramak çok yanlış olur. Onu da çok net söylüyorum. Bir anda dolar kuru 7'lere, 8'lere kadar yükseldi. Burada çok net bir şekilde bir atak söz konusu. Ve hükümetimiz kararlı politikalarla bu atağı bertaraf etti ve bugün ekonomi yeniden toparlanmaya başladı. Tamam 2018 yılı sonuç itibariyle %2.6 oranında büyüdük. Son çeyrek %3'ler aldık. Doğru. Sizler sanayicisiniz, içindesiniz. Ekonomide yaşanan sıkıntıyı, talepte yaşanan sıkıntıyı hepimiz biliyoruz. Ama Türkiye o kadar kuvvetli bir ülke ki, hükümetimiz o kadar doğru politikalar uyguluyor ki, Türkiye her zaman her krizi atlatma kapasitesine sahip. Bu her krizin üstesinden gelecek güce sahip. Yeter ki kendi aramızda kavgaya düşmeyelim. Toplantımızın ikinci bölümüne geçmeden...